Herkese merhabalar. Vaka temelli öğrenme ikinci programında bu akşam şizofreni vakalarında sosyal hizmet müdahalesi başlıklı vaka sunumuyla Doktor İpen Ünlü bizlerle olacak. Buyurun hocam. Merhaba. Merhaba Zilan Hocam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocalarım. Öncelikle bu güzel platformda beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce sosyal hizmette vaka yönetimi çocuk alanında çalışmıştım. Şimdi bu kadın alanında böyle bir projede tekrar yeniden sizlerle bir arada olmak benim için çok onur verici. Öncelikle kendimden böyle kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlara. Ben sosyal hizmet uzmanı İpen Ünlü. Şu Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum sosyal hizmet uzmanı olarak. Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ndeyim. Yaklaşık 4 yıldır arkadaşlar Çocuk Hastanesi'nde çalışmaktayım. Fakat daha önce mesleğe atıldığımdan itibaren Sağlık Bakanlığı'na 2010 yılında atandım. 2010 yılından itibaren aslında tıbbi sosyal hizmet biriminde çalışmaktayım. Ve daha sonra yaklaşık 7-8 yılda Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde ağır ruhsal hastalarla birlikte çalıştım yaklaşık 7-8 yıl. Doktoramı bitirdim. Şu anda dediğim gibi Etlik Şehir Hastanesi'nde mesleğimi icra ediyorum. Bugün sizlere şizofreni vakalarında sosyal hizmet müdahalesini anlatacağım. Tabii ki çok önemli bir konu. Uzun yıllarda bu alanda çalıştım. Güzel bir vakayla umarım sizleri sıkmadan vakamı anlatabilirim. Şuradan ekranımı paylaşayım. Görünüyor değil mi? Zilan Hocam bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar lisans öğrencileri mi? Aramızda çalışanlar var mı? Bu alanda çalışan var mı arkadaşlar? Herkes Hocam öğrenci. dördüncü sınıf öğrencileri ve mezunlar var. Çete yazabilirler. Bu alanda çalışanlar var mı? Tıbbi, Aynen. psikiyatrik, sosyal hizmet alanında çalışanlar varsa çete yazabilirler. Aramızda olduklarını biliyorum ama bugün katıldılar mı bilemiyorum. Ben şöyle bir şey rica edeceğim. Hani vaka sunumu sırasında biraz vakam uzun olabilir. Kurgusal bir vaka yaptım fakat vakam sunum uzun olabilir. Sıkılabilirler, kopabilirler. Kopmalarını istemiyorum. Hani eğer akıllarına takılan bir soru olursa müdahale ile ilgili, vakayla ilgili böyle interaktif bir aslında sunum olsun istiyorum. Öyle bir şey olursa çok sevinirim. Arkadaşlardan bu konuda rica ediyorum. Sunuma başlıyorum. Şizofreni vakalarında sosyal hizmet müdahalesi. Sunumumun içeriğine baktığımda öncelikle size şizofreni tanım ve genel çerçevesiyle ilgili kısa bir sunum yapacağım. Sonra vakanın öyküsü, vakaya müdahale ve vakanın analizi şeklinde yapıp bitireceğim. Bildiğimiz üzere şizofreni hastalığı, aslında biliyor muyuz bilmiyorum ama şizofreni toplumda yaygınlığı hem bizim toplumumuzda hem dünya toplumlarında yapılan araştırmalarda sıklığı %1 olarak bildirilmiştir. Ve her birimizin aslında benim, sizlerin ya da her birilerimizin şizofreniye yakalanma oranımız yine %1 riskimiz vardır. Peki şizofreni nedir? Şizofreni çoğunlukla erken erişkinlik döneminde başlayan, kişinin dış dünyadan uzaklaşarak içine kapandığı, duygu, düşünce ve davranışlarında önemli bozuklukların ortaya çıktığı, gene işlevselliğin azaldığı, yıkıcı, tekrarlayan kronik seyirli biyolojik bir beyin hastalığıdır. Literatürde bu şekilde tanımlanmıştır. Yani genel olarak arkadaşlar duygu, düşünce ve davranış ve algılamada bir bozukluk geliyor. Genç yaşlarda başlıyor. Gidişi ve sonlanışı hastaya göre, kişiye göre değişmekle birlikte kronik bir rahatsızlık, yıkımı fazla olan bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri ve seyri, tedaviye yanıtı, sonlanışı hastalar arasında farklılık göstermektedir. Şizofreni tanımının ilk böyle tarihine, geçmişine baktığımız zaman ilk İsviçreli psikiyatrist Eugen Bülow literatürde ilk kez zihin yarılması anlamına gelen şizofreni tanımını kullanmıştır, terimini kullanmıştır. Bu da Yunanca terimden geliyor. Yani şizo bölünme,
Phanos da akıl sözcüklerinden meydana gelmektedir. Yani bu ikisi birleşince Eugene Bieler demiş ki bu kişinin ruhsal hayatındaki yarılmaya önem vererek şizofreni zihin bölünmesi, yarılması ya da zihin yarılması adını vermiştir. Şizofreni arkadaşlar kişilik bölünmesi değildir. Kişilik bölünmesiyle şizofreni karıştırılabiliyor. Kişilik bölünmesinde hasta farklı farklı kişilikleri oluyor. 7, 8, 9 birçok kişilikler olabiliyor. Ama şizofreninde farklı kişilikler yoktur. Şizofrenide gerçeği algılamada bir bozukluk vardır. Şizofreni bir beyin hastalığıdır. Şizofreni psikotik bir bozukluktur. Şizofreni beyin işlevlerini bozmaktadır. Yüksek oranda şizofreni yeti yitimi yapmaktadır. Psikolojik ve sosyal kayıplara neden olmaktadır. Yani şizofreni sadece bireyi değil, ailesini, özellikle ailesini, toplumu, çevresini oldukça etkilemektedir. DSM'ye baktığımız zaman ise şizofrenin tanımına düşünce, algı, davranış bozukluklarıyla karakterize olan ciddi, kronik bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Sıklığına baktığımızda da daha önce dediğim gibi her toplumda ve her türlü sosyoekonomik ortamda görülmekle birlikte toplumların %1'ini etkilemektedir. Aslında bununla ilgili yapılan araştırmalar, bazı araştırmalarda şizofreninin düşük sosyoekonomik ortamlarda daha çok çıktığını ve burada şizofrenin daha yaygın olduğunu belirtirken, okuduğum diğer çalışmalarda da şizofrenin son zamanlarda özellikle gelişen ülkelerde, gelişmiş ülkelerde daha yaygın olduğunu, daha belirgin, görünür olduğunu söylemektedir, bunları bildirmiştir. Toplumdaki her bireyin şizofreniye yakalanma olasılığı da biraz önce söylediğim gibi %1'dir. Türkiye'de yapılan bir araştırmada şizofrenin yaşam boyu görülme sıklığı da %0.9 olarak saptanmıştır. Yani bizim ülkemizde yapılan bu araştırma diğer ülkelerle kıyaslandığında daha yüksek bulunmuştur. Peki erkek ve kadınlarda nasıl görülüyor? Erkek ve kadınlarda şizofreni sıklığı ve yaygınlığı açısından önemli bir fark görülmüyor. Hastalığın başlama yaşı ve gidişatı da farklıdır. Hastalığın en sık ortaya çıktığı yaş dönemi erkeklerde 15-25, kadınlarda ise 25-35 yaşlarıdır. Yani şizofreni kadın hastalarda daha geç yaşta başlamakta. Hatta erkeklere göre de prognozu daha iyi seyretmektedir. Yani daha iyi hastalığa gösteriyor. Hastalığı daha iyi ilerlemektedir. Hastalığa tedavi uyumu, iyileşmesi, bunlar kadın hastalarda daha belirgin bir şekilde gözlenmektedir. Şizofreninin nedenine baktığımız zaman da şizofreninin halen henüz tam bir sebebi bulunamamıştır. Ama yapılan çalışmalarda genetik sebepler için kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. Hatta şöyle bir şey var, çok eskiden şizofreninin annenin bakımıyla ilgili olduğunu, annenin tutum ve davranışlarından dolayı şizofreni olduğuna dair çocuğun ya da bireyin yanlış inanışlar vardı. Ama yapılan çalışmalarda şizofreninin büyük olasılıkla genetik sebeplerden kaynaklandığı bulundu. Yani genetik yatkınlık daha önemli. Şizofreni tanılı bir bireyin beyin görüntülemesi yapıldığında bu beyninde hücresel anlamda bozukluklar olduğu tespit edilmiş. Şizofrenide kan bağı, çevresinde kan bağı olanlarda şizofreni varsa bu olasılık arkadaşlar yükselmektedir. Araştırmalara göre anne babadan biri hasta ise çocuklarda hastalık riski gördüğünüz üzere 12.5, %12.5, 13.8. Hem anne hem baba hasta ise bu risk %35 ile 46 arasında. Yani yakınlarında hasta olduğu zaman, genetik olarak yatkınlık olduğu zaman şizofreni çıkma olasılığı daha yüksek. Akrabalar arasındaki hastalanma riski normal nüfustaki riskten de 7 ile 10 kat daha yüksektir. Yani akrabalık uzaklaştıkça bu oran düşmektedir. Bu veriler şizofrenide ailesel bir birikimin bulunduğunu göstermektedir. Özellikle yapılan bu ikiz ve evlat edinme çalışmalarında bu genetik yatkınlığın önemli olduğu saptanmıştır. Ama tabii ki şöyle baktığımızda şizofreninin sadece genetik yatkınlıkla ortaya çıktığı söylenemez. Çünkü genetik yatkınlığı olabilir,
atalarında, dedelerinde, komşusunda şizofreni olup da illaki o kişide de şizofreni olacak diye bir kaide yoktur. Fakat burada önemli olan çevresel faktörlerin devreye girmesidir. Yaşanılan travmalar, stres faktörleri, bunlar şizofreni var olan bir yatkınlığı ortaya çıkartmaya neden olmaktadır. Örneğin benim çalıştığım zamanda gözlemlediğim oranda mesela erkeklerde daha çok yazdığım gibi askere gitme ya da kız arkadaştan ayrılma, sevgiliden ayrılma, bunların tetiklediği, kadınlarda doğum sonrası depresyon, hamilelik sırasında yaşanan sıkıntılar ya da eşiyle yaşanan sıkıntılar gibi travma yaratıcı, yaşanılan travma nedeniyle ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu da şizofrenin görünürlüğünü daha erkene çekmiştir. Literatürde şizofrenin nedenine ve oluşumuna ilişkin varsayımlar kalıtımsal, gelişimsel, çevresel, sosyokültürel, nörobiyolojik olarak sıralanmaktadır. Peki şizofrenin belirtileri nedir? Bunlar bizim için önemli. Şimdi biz sosyal hizmet uzmanı olarak öncelikle onu söyleyeyim. Tam bir farmakolojik bilgiye sahip olamayız tıp alanında. Ama hangi alanda çalışıyorsak, eğer bir psikiyatri ya da ağır ruhsal hastalarla çalışıyorsak, en azından klinik belirtilerini, bulgularını, tedavisini, bunlara ilişkin temel bilgileri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yoksa işimizde çok etkili ve verimli çalışamayız. Şizofrenin belirtilerine baktığımızda pozitif belirtiler, negatif belirtiler ve bilişsel belirtiler olmak üzere ayrıldığını görüyoruz. Pozitif belirtiler deyince, yani olumlu belirtiler değil bunlar. Daha böyle görünür belirtilerdir. Yani normal davranışların üzerinde fazlalık, aşırılık, sapmalar şeklinde görünmektedir. Bunlar da hepimizin bildiği gibi ya da duyduğu gibi, biliyor musunuz bilmiyorum ama sanrılar vardır. Sanrılar nedir? Gerçek olaylarla ilgisi olmayan şeylerdir. Nedir bu? Birçok hastamızda mesela takip edilme sanrıları vardır. Kendisini bir mitin takip ettiğini ya da uzaylıların kendisini takip ettiğini sanan hastalarımız vardır. Ya da düşüncelerinin okunduğunu ya da düşünceleriyle başkasını etkilediğini düşünen hastalarımız vardır. Gereksiz alınganlık olan hastalarımızla birçok kez karşılaştım. Örneğin bir yerde oturuyor, iki kişi konuşuyor. Onların konuşmasından, onların gülmesinden etkilenen, benim hakkımda konuşuyorlar deyip psikotik ataklarının artan hastalarımız olmaktadır. Ya da şüphecilik sanrıları vardır. Halüsinasyonlar ise tabii ki halüsinasyonlar da bildiğimiz gibi normal duyu organlarıyla uyaranlar olmamasına rağmen, çevreden gelen bir uyaran olmamasına rağmen sesler, işte işitseller, görseller, hoş olmayan kokular, dokunma ile ilgili birçok hezeyanları, halüsinasyonları olabilir. Yani mesela birçok hastanın de dokunma ile ilgili gerçekten içinde canavar olduğunu ya da işte cildin altında böceklerinin gezdiğini ya da burnuna kötü kokular gelen diye bu şekilde şikayetler olan hastalarımız bulunmaktadır. Şizofreninin daha ilerleyen yani ağır durumlarında daha çok böyle artık görsellere ve dokunma sanrılarına, halüsinasyonlarına görebilmekteyiz. Konuşma bozuklukları olabiliyor, davranış bozuklukları olabiliyor. Davranış bozuklukları da sebepsiz gülmeler, uygunsuz davranışlar. Örneğin gülmememiz gereken yerde gülen, ağlamamız gereken yerde işte gülen. Yani böyle tam davranışların bozuk olduğunu görüyoruz, uygunsuz davranışların. Bilişsel belirtilere baktığımız zaman da dikkat, bellek ve öğrenme yeteneğindeki bozukluklardır. Negatif belirtilere baktığımız zaman da bu tamamen pozitif belirtilerin tam tersi. Burada da tamamen iç dünyaya çekilme. Normal fonksiyonlarda yetersizlik de kayıp şeklinde görülen belirtilerdir. Nedir burada? İşte duygusal küntlüktür, hastanın içe kapanmasıdır. Yani toplumdan ve sosyal çevreden izolasyondur. Genelde hastalarımız odasına kapanır, kimseyle görüşmek istemez. Dikkat bozukluğu vardır, kendini ifade edemez. Bakışları değişir, sabitleşir, donuklaşır, işlevsellikte bozulur, konuşma içeriğinde fakirleşme olur, kendini ifade edememek şeklinde negatif belirtilerimiz olmaktadır. Tedavisine geldiğimiz zaman da arkadaşlar, şizofreninin tedavisi açısından en önemli unsur bildiğimiz gibi ilaç tedavisidir.
Çünkü dediğim biraz önce de söylediğim gibi yapılan araştırmalarda şizofreni hastalığı beynin yapısını, hücresel yapısını bozmaktadır. Bu ilaçlarla birlikte beyin hücrelerinin korunması gerekmektedir ve ilaçların beyin hücrelerinin korunduğunu ispatlanmıştır. İlaç tedavisinde de en önemli ilaç grubu antipsikotik ilaçlardır. Bu hastalarımızın aylık, 3 aylık ve 6 aylık iğneleri vardır uzun salınımla. Bunlar hastaların belli bir dönem böyle uzun süreli atak geçirmemesini sağlamakta ve işlevselliklerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerine neden olmaktadır. İlaç tedavisinde sınırlı yanıt alındığında ya da hastalık belirtilerinde hızlı düzelme amaçlandığında da diğer bir tedavi yöntemimiz ise EKT dediğimiz elektroşok tedavisidir. Elektrokonvulsif terapi denilmektedir buna. Birçok hastamız aslında bu EKT tedavisini yaptırmıştır. 7 ve 8 seanslar, en az 7-8 seansla birlikte bu tedavi uygulanmaktadır. Diğer önemli bir tedavi yöntemi, burada bizi ilgilendiren kısım, psikososyal tedavide klinik iyileşmeye önemli katkı sağlamaktadır. Bu da tabii ki psikososyal tedavidir. Bireysel psikoterapiler, psikososyal beceri eğitimleri, hastalık yönetimi, hastalık uyumu, içgörü kazandırmaya yönelik psikoeğitimler, aile eğitimleri. Şimdi şöyle bir şey var, sevgili arkadaşlarım, hocalarım. Şizofreni hastalarında ağır ruhsal hastalığı, aslında sadece şizofreni demeyin, bipolar duygulanım bozukluğu olan da bu tarz bu tanıyı alan hastalarımızın çoğunun maalesef içgörüsü yoktur. Yani var olanlar da tabii ki var ama çoğunun içgörüsü yoktur. Hastalığını kabul etmemektedir, tedaviye yanıt vermemektedir. Çoğu ilaç uyumu konusunda sıkıntı yaşamaktadır. İlaç kullananların benim görüştüğüm birçok hasta neden ilaç kullandığını sorduğumda dahi onlar işte ailem istiyor, annem istiyor, babam istiyor o yüzden kullanıyorum ya da eşim istiyor diyen hastalarımız vardır. Yani içgörü burada zayıftır. Tam bu noktada bizler ne yapıyoruz? Özellikle toplumun sağlığı merkezinde çalışan sosyal hizmet uzmanları orada multidisipliner bir ekip çalışması var. Çok da güzel bir sistem var. Psikiyatri hemşiresi, psikolog, ergoterapist böyle güzel bir çalışma ekibi var. Bizlerle birlikte aile bireysel beceri, psikososyal beceri eğitimleri yaparak gerek aileyle gerek hastayla düzenli bir şekilde eğitimler veriyoruz. Bunlar da hastaların anlaşılması, tedavi ve ilaç uyumunda oldukça faydalı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim vakamıza. Vakamda şizofreni tanısı alan bir kadın hastamızın vakasından size bahsedeceğim. Konuşmamın başında dediğim gibi kurgusal bir vakadır. Vakayla ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen chat kısmına da yazabilirsiniz. Araya da girebilirsiniz. Daha da iyi olur böyle kendi kendime anlatıyor gibi ondan bazen. Şimdi arkadaşlar vakamın adı Mine. Mine 36 yaşında, lise mezunu, bekar, 2 kez evlenip ayrıldı. Mine ilk evliliğini 20 yaşında yaptı, bir kızı vardır. Bir yıllık evliliğin ardından eşiyle boşanıyorlar. Kızına bakamadığı ve ailesi de çocuğunu kabul etmediği için Mine çocuğunu kurum bakımına vermiştir. 2011 yılından TRSM'ye kayıtlıdır. Annesi ve babası tarafından kendi isteği dışında merkeze getirilmiştir. Şizofreni tanısıyla takip edilen bir hastadır. Hastamız yine 2014 yılında TRSM'ye kayıtlı başka bir şizofreni hastası ile dini nikahlı olarak evlenip yaklaşık bir yıl sonra ayrılmıştır. Anne ve babası birlikte kendilerine ait bir evde ikamet etmektedirler. Toplam 3 kardeşlerdir. Bir erkek, 2 kız kardeşlerdir. Mine de en küçük çocuktur. Şimdi Mine'nin ruhsal durumu ve tedavi uyumuna baktığımızda Mine'nin hastalığının 23 yıllık bir hastalık öyküsü olduğunu görüyoruz. 13 yaşından itibaren epilepsi hastalığı ile birlikte şizofreni hastalığı başlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şizofreniyi tetikleyen biraz önce söyledim ya stresörler oluyor. Başka nedenlerle şizofreni ortaya çıkıyor. Bunlardan önemli bir kısmı da başka hastalıkların şizofreniyi tetiklemesi, özellikle epilepsi hastalığı. Epilepsi hastalığı olan hastalarımızın çoğunda
diyebilirim. Hepsinde demeyeyim ama genetik yatkınlığı da varsa şizofreni hastalığı patlıyor, yani çıkıyor, ortaya çıkıyor. Bu hastamızın epilepsi hastalığıyla birlikte şizofreni hastalığı başlıyor. Hastamızın iki kez intihar girişimi vardır. Başkalarına zarar verme öyküsü yoktur. Hasta tam 5 kez psikiyatrik tedavi almıştır, yatılı tedavi almıştır. Merkezimize gelene kadar 4 kez hastane yatışı olan bu hasta Bakırköy, Erenköy gibi büyük hastanelerde yatılı tedavi görmüştür. En son yatışı da 2016 yılında olmuştur. İlaç tedavisi altındayken belirtilerinde kısmen gerileme olmakla birlikte Mine'nin de tabii ki içgörü eksikliği yoktur ve ilaç yan etkileri, dönem dönem yaşadığı ilaç yan etkileri nedeniyle ilaç uyumsuzluğu sık sık yaşanmaktadır. Peki Mine'nin hasta olduğunu, şimdi genelde şizofreni hastalarında aktif psikotik belirtilerin ortaya çıktığını gösteren uyaranlar, belirtiler vardır. Bu nedir? Ben Mine için böyle sinirlilik, uykusuzluk, huzursuzluk, kendi kendine konuşma, öz bakımda konuşma, işte pozitif ve negatif belirtiler gibi belirtileri vardır. Mine'nin pozitif ve negatif belirtilerine baktığımızda Mine'nin halüsinasyonlar, işitselleri ve görselleri vardır. Cinlerle konuşma, onları görme, manasız görüntüler, düşünce bozuklukları, ani bir şekilde düşünme ya da kendini ifade etmede zorluk çekme, farklı düşünme, kendisinin önemli dini güçlerin olduğunu düşünme, çok fazla dini söylemleri olmakta. Mine burada kendini cinlerle görüştüğünü, çocuklarının olduğunu, onlarla iletişim halinde olduğunu söylemekle birlikte kendisinin daha farklı ilahi bir gücü olduğunu düşünüyor ki onları görebiliyor, onlarla konuşabiliyor. Ya da kendi gücüyle başkalarını idare edebildiğini, yönetebildiğini de düşünebiliyor zaman zaman. Ama muhakeme etme yeteneğini de korumaktadır. Negatif belirtilerine bakıldığı zaman da öz bakımında bozulma oluyor. İlgi, istek, eylemlerde azalma. Günlük yaşamında işte saçlarını tarama, temizlik, öz bakımda azalma, içe kapanma, sosyalizasyon, isteksizlik, duygularını ifade edememek gibi belirtileri oluyor. Fiziksel fiziksel görünümüne baktığımız zaman da biraz önce bahsettiklerime ek olarak hastalığın aktif döneminde bu tamamen kapalı kıyafetler giyiyor. Dini güçlerinin fazla olduğunu düşündüğü için direkt türbana giriyor. Ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkilerine baktığımız zaman biraz önce dediğim gibi 3 kardeşler, Mine en küçük kardeş. Mine'nin ailesi Mine'nin hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi çok değil. Baba var, baba Mustafa Bey ismi. Geleneksel bir aile yapısından gelen olup baskın kişilik özelliğine sahip bir baba. Mine aile üyeleri ile çok iyi anlaşamadığını, anne ve babasının kendisini anlamadığını ya da anlamak istemediğini, hastalığına inanmadıkları için zaman zaman çok üzüldüğünü ifade etmektedir. İş durumuna baktığımız zaman da hasta çalışmıyor, çalışmak istiyor fakat ailesi izin vermiyor. Ekonomik durumlarına bakınca ailenin ekonomik durumu orta düzeyde. Mine'nin engelli aileye var fakat baba Mine'ye engelli ailenin kendisini çekmekte olup baba çekiyor parayı ve Mine'ye vermiyor parayı. Hatta Mine'nin maddi ihtiyaçlarını ve isteklerini yeterince karşılamıyor. Burada bir ekonomik şiddet görüyoruz. Barınmaya baktığımız zaman da hasta anne ve babasıyla birlikte kendilerine ait evde ikamet ediyor. Ama Mine'nin kendisine ait bir odası yok. Salonda yatıyor ve Mine bundan da yine çok rahatsız. şimdi geldik vakaya müdahale durumunda. Şimdi bu vaka zaten Mine TRSM'ye kayıtlı bir hasta. Mine'yi bir şekilde tanıyorum. Geliyor, ilaçlarını kullanıyor ya da işte ilaçlarını ara veriyor ama benim tanıdığım bir hasta. Yani bizim tanıdığımız bir hasta. Burada size nasıl bir şey sundum? Burada Mine bilinen bir hasta fakat bir kriz durumu oluyor ortada. Bu kriz durumuyla kriz durumundan sonra biz sosyal hizmet uzmanı olarak ne yapıyoruz? Onu tartışacağım. Bildiğiniz üzere toplum ruh sağlığı merkezlerinde ki işte psikiyatri hemşiresi, psikolog ya da bizler ekip çalışması çalışıyoruz dedim ya, bir vaka yöneticiyiz. Biz orada her birimiz ayrı bir vaka yöneticisiyiz. Bu vakanın da yöneticisi sosyal hizmet uzmanı yani benim.
Şimdi kriz durumuna gelelim. Mine bir süre merkezimize hiç gelmiyor. Aslında takip edilen bir hasta. Hiç kimseye çünkü zorla TRSM'ye kayıtlı da olsa arkadaşlar yarın bir gün çalışırsanız orada ya da çalışan meslektaşlarımız varsa kimseyi zorla biz kuruma getirtiremiyoruz. Mine'de o dönem bir yıl dedik, bir yıl süre hiçbir şekilde kuruma gelmek istemiyor. Annesiyle, babasıyla ve Mine ile görüştüğümüzde ilaçlarını kullandığını söyleyip telefonu kapatıyorlar. Kuruma çağırmamıza rağmen de davetlerimize cevap vermiyorlar. Ama bir yıl sonra Mine bir gün kuruma geliyor ve geldiğinde hastanın belirtilerinin, psikotik belirtilerin aktif olduğunu görüyoruz. Zaten hasta geldiği zaman Mine'yi arkadaşlar, kurgusal bir vaka bu ama bu tarz hastalarımız olduğu için böyle bir şekilde kurgulanmıştır. Dini söylemleri olduğu ve aktif psikotik belirtiler olduğu zaman Mine tamamen türbana giriyor. Biz Mine'nin kuruma geldiğini gördüğümüzde, kapalı bir şekilde görünce zaten bir şekilde anlıyoruz. Mine geldiğinde yaptığım görüşmede Mine ne oldu, nasılsın? Zaten bir görüşme kendini ifade etmede sıkıntı yaşadığını, bakışlarının değiştiğini bir şekilde anlıyoruz. Hasta cinlerle evli olduğunu burada görüşmede söylüyor. Onlardan bir çocuğu olduğunu, son zamanlarda sürekli bayıldığını, epilepsisi var, kendisini iyi hissetmediğini belirtiyor. Hastanın hastalık belirtilerinin aktif olması nedeniyle ilaç uyumsuzluğu da dikkate alınarak doktor tarafından uzun etkili bir depo antipsikotik ilaç başlanıyor. Daha önce Mine iğne tedavisi, enjeksiyon tedavisi kullanmıyor. Normal oral ilaç kullanıyor. Ama Mine'nin bu durumun aktif psikotik belirtileri arttıktan sonra doktor bu şekilde bir ilaç başlamaya karar veriyor. Merkezimiz tarafından tabii ki bu ilaçlar başlanmadan genel olarak hastalarımıza kan tahlili yaptırıyoruz TRSM'lerde. Yaptırdığımız zaman Mine'nin hamile olduğunu görüyoruz ve hastanın ve ailesinin hamilelik hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığı tespit ediliyor. Kan sonuçları çıkınca tabii ki Mine'yi kuruma çağırıyoruz. Hamilelik hakkında ona sorular soruyoruz. Yani Mine ilk hamilesin, bunu biliyorsun Mine, biliyor musun dediğimiz zaman da tabii ki Mine burada şok oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum, çok şaşkın bir şekilde nasıl hamileyim bilemiyorum diyerek ağlama krizine giriyor. Biz Mine'yi kadın doğum polikliniğine yönlendiriyoruz. Yapılan kadın doğum muayenesinde yapılan tedavide muayenede 7 aylık hamile olduğunu öğreniyoruz. Ve sonra Mine ile tekrar yaptığımız görüşmede Mine en son kiminle yakınlaşmayı, çünkü Mine şu an bekar, kimseyle birliktelik yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Kimin cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığını sorduğumuzda en son abisinin en yakın arkadaşı ile bir arayı yakın bir temasta bulunduğunu ama cinsel ilişkiye girip girmediğini hatırlamadığını ifade ediyor Mine. Daha sonra Mine'ye tabii ki biz annesi ve babasını da kuruma çağırıyoruz ki bu olayı konuşalım diye. Burada vaka yöneticisi olarak ben ve hekimle birlikte böyle bir planlama yapıyoruz. Mine, iki gün sonra Mine, önce Mine'ye tabii ki Mine bir şokta, şok halinde. Nasıl hamile olduğunun farkında değil. Artı aktif psikotik belirtileri de halen mevcut. Diyoruz ki Mine, sakın sen bunu şu an annene babana söyleme. Anneni babanı çağır, biz doktorla birlikte biz bu durumu açıklayacağız diyoruz. Ve Mine iki gün sonra annesi ve babasını alıp kuruma geliyor. Mine'nin hamilelik durumu babası ve annesine bildiriliyor. Ancak ilk aşamada hastanın ailesine, hani şüpheli kişiyi söylemiyoruz çünkü hani abinin yakın arkadaşı diye. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Mine'nin babasını biraz önce de bahsettiğim gibi geleneksel bir aile yapısından geliyor. Baskın bir kişilik özelliği var. Ayrıca zaten Mine'nin 13 yaşından beri aile Mine'yle bir şekilde uğraşıyor yani. Hem hastalığıyla uğraşıyor, hem iki evlilik yaptı, çocuğu oldu, kurum bakımına verdi. Yani sonuçta burada bir ailenin tükenmişliği de söz konusu. Ve baba bunu bir daha böyle bir durum duyunca ister istemez bir krize giriyor. Ve tabii ki orada merkezde öfkelenerek eve gelmesin yoksa onu öldürürüm, istemiyorum diye kurumda Mine'ye vurmaya çalışıyor.
Hastanın annesi Mine'nin durumunu öğrendiğinde şoka girmiş ve sürekli ağlamaktadır. Anne sessiz bir anne, kişilik özelliği olarak çok konuşmayan bir anne. Baba baskın dediğim gibi. O sırada Mine babanın şiddete eğilimli ve sinkaflı kelimelerine karşılık Mine de diyor ki lütfen beni evime göndermeyin. Babam beni öldürür. Kalacak yerim yok. Eğer beni eve gönderirseniz intihar ederim diye bize söylüyor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bir ön değerlendirme aşamasında. Şimdi bir kriz durumu var ailede. İlk aşamada hasta ve ailesiyle bireysel görüşme yapıldı. Davranışları yani davranışları saldırgan, gürültü, yıkıcı ve duygu durumları gözlemlenmiştir. Yaşanan problemin kriz durumunun öyküsü alınmıştır. Yaşanan sorunun hasta ve ailesi tarafından ne şekilde ortaya konulduğu saptanmaya çalışılmıştır. Mine'nin ve ailesinin sorunun çözümüne ilişkin girişimlerin olup olmadığı, yani işbirlikçiler mi bu vakada ne olacak? Ama tabii ilk aşamada bunun olmadığını görüyoruz. Zaten Mine şu an çok iyi değil. Mine'nin durumunu çok hızlı bir şekilde sosyal hizmet uzmanı analiz ederek burada krize müdahale ve çözüm odaklı yaklaşımla müdahale aşamalarını birlikte uygulamayı planlamıştır. Ben burada krize müdahalede arkadaşlar Roberts ve Otis'in 7 basamaklı krize müdahale yaklaşımından yola çıkarak müdahaleyi uyguladım. Burada krizi planlamak, yönetmek, biyopsikososyal değerlendirme yapmak, hastanın ölme ihtimali. Çok önemli. Yani sadece bu şizofreni hastalarında değil, yani bu yani intiharlarda da aynı şekilde. Yani bir kriz durumunda orada hastanın, kişinin, müracaatçının öldürücülük derecesi, yani kendi zarar verme durumu tespit edilmesi gerekiyor. Önce bir terapötik, düzgün, sağlıklı bir terapötik ilişki sağlanması için bütün kriz süreçlerinin sakin olması gerekiyor. Yani eğer bir hasta kriz durumundaysa, işte ağlıyorsa ya da birazdan bahsedeceğim, o kişiyle görüşme yapılamaz. Öncelikle bunları planlamak gerekiyor. Hızlı bir şekilde uygun iletişim kurmak, problemleri belirlemek, krizin tetikleyicilerini tanımlamak, hisler ve duygularla ilgilenmek, alternatifleri araştırmak ve üretmek, eylem planı uygulanması ve takip etmek. Mine vakaya müdahale aşamasında da biraz önce dediğim gibi vaka yöneticisi, sosyal hizmet uzmanı Mine uzmanın odasında. Burada birazcık ilk çözüm odaklı yaklaşım ve krize müdahale aşaması olduğu için biraz böyle konuşma içeriklerine değindim. Bunların bilmenizi istedim. Hani nasıl bir görüşme yapıldığını. Burada Mine ağlama krizine giriyor. Mine beni eve göndermeyin, babam beni eve sokmaz, kemiklerimi kırar, bana kalacak yer bulun, kendimi öldüreceğim der. Bu şekilde bize söylüyor. Şimdi bize böyle bir hasta geldiği zaman ne yaparız? Tabii ki durumu değerlendiririz. Öncelikle ruhsal hastalığı olan böyle bir kişilerin bizim ilk yapmamız gereken can güvenliğini sağlamak olmalıdır. Burada tabii ki Mine şu an ağlamaklı, iyi değil. Bu yüzden hastanın tıbbi müdahale durumunu öncelikle değerlendirmeliyiz. Bir de hastanın psikotik atakları var. Bunu hekimle birlikte, kurumun hekimiyle birlikte görüşerek hastanın, Mine'nin yani rahatlaması için iğneler, enjeksiyonlar var. Ve bunu biz ruhsal hastalarımıza, daha çok böyle kriz durumunda olan hastalarımıza yapılan enjeksiyonlar. Bunu doktor kontrolünde, doktorun yazmasıyla birlikte Mine'ye bu ilaç enjeksiyon yaptırılır. Ve burada hastaya düzenli olarak kullandığı ilaçlar sorulur. Son 24 saat içerisinde Mine'ye herhangi bir alkol ya da madde kullanıp kullanılmadığı sorulur. Burada ne yapmalıyız? 1,5 saat, hasta tam 1,5 saat sonra ancak kendine geliyor çünkü. Kendine gelir ve konuşmak istediğini belirtiyor. Burada biz artık terapötik bir ilişki kurmaya başlarız. Öncelikle dediğim gibi risk derecesine bakarız. Yani Mine kendini gerçekten öldürmek istiyor mu? Mine'nin daha önce intihar girişimi olup olmadığını burada öğreniyoruz. Ve geçmişte intihar girişimi olduğunu görüyoruz. Daha önce geçmişte 2 kez intihar girişiminin olduğunu ve bu intihar girişiminin birinde ve nasıl intihar girişiminde bulunduğunu, sadece intihar düşüncesi mi yoksa bunu eyleme geçirmiş mi? Bu bizim için önemli. Ama baktığımızda Mine'nin daha önce 1000'e yakın ilaç kullandığı, son anda kurtarıldığı, 2 gün yoğun bakım servisinde yattığı öğreniliyor. Ve sosyal hizmet uzmanı Mine'ye bugün kullandığı psikiyatrik ve epilepsi ilaçlarından başka bir ilaç
alıp almadığını sorar. Mine de herhangi bir ilaç kullanmadığını belirtir. Ve Mine sakinleşmiştir. Ancak şey demiştir Mine, hani ben babam bana öyle şiddete içerikli davrandığı zaman babamdan korktuğum için o an bir yanlış söylemle intihar girişiminde bulunurum, kendimi öldürürüm dediğini ifade eder. Burada tabii ki biz baktığımız zaman burada şöyle bir değerlendirmemiz var. Mine'nin tam iyilik halinin sağlanması için bir an önce ne yapması gerekiyor? Bu kriz durumundan çıkması gerekiyor. Bu amaç kriz öncesi işlevsellik düzeyine geri dönebilecek gücü kazanmasına, şimdiki durum ile baş edebilmesi için daha etkin düzenekler geliştirmesine yardımcı olmaktır. Burada uzman olarak biz ne yapıyoruz, ben ne yapıyorum? Geçmişteki intihar girişimlerini göz önüne alarak, hastanın aktif psikotik belirtilerini göz önüne alarak tabii ki bunu psikiyatrist ve psikolog desteğini almasını sağlıyoruz. Yani sadece benim görüşmemle değil, özellikle psikiyatrinin ve psikoloğun bu konuda görüşmesini, o konsültasyon, yani aynı kurumda, yani bunu ben TRSM vakası olarak işlediğim için orada zaten doktor direkt Mine ile ilgileniyor. Onun oradan destek almasını sağlayacağım. Daha sonra da Mine için, Mine eve gidemez, şu an baba çok öfkeli. Mine'nin güvenliğini sağlamak için, can güvenliğini sağlamak için Mine'ye kalacak düzgün bir yer bulmak gerekiyor. Bunu planlarız. Bu da ihtiyaç analizine giriyor arkadaşlar. Daha sonra sosyal destek, şimdi görüşmeye yapıyoruz. Görüşme sırasında Mine'nin sosyal destek sistemlerinin neler olduğunu, bu sistemleri ne kadar işleme sokabiliriz ona bakıyoruz. Mine bir abisi ve ablasının olduğu, abisi ve ablasının evli olup aynı ilde yaşadıklarını, ancak sürekli görüşmediğini söyler. Zaten bunu biliyoruz. Mine yaşanan bu kriz durumunu ablası ve abisine bildirirlerse kendisine destek olup olmayacaklarını uzman olarak soruyorum. Fakat Mine bu konuda çok bir net bir cevap vermiyor. Ve Mine, ben kadın sığınma evine gitmek istiyorum. Bu olaydan sonra ne ailemin yanına gitmek istiyorum ne de abimin yanına gitmek istiyorum. Özellikle abisinden bahsediyor. Kadın sığınma evine gitmek istediğini söyler. Burada da tabii ki artık buna göre bir planlama yapmaya çalışıyorum. Burada şimdi cinsel ilişkiyle ilgili yaşanan tecavüz mağduru Mine ile ilgili, bununla ilgili problemleri, hani nasıl oldu, bununla ilgili birkaç soru soruyorum Mine'ye bu olayla ilgili. Mine'ye hamilelikle ilgili çok şaşkınım, nasıl oldu bilmiyorum, cinsel ilişkiye girip girmediğimi bile hatırlamıyorum. Sosyal hizmet uzmanı da peki yanlış hatırlamıyorsam eşinizden hayatında kimsenin olmadığını söylüyor. Evet, ama Mine'nin şuradaki şu söylemlerine dikkat etmenizi istiyorum. Hayır, yaşamadım. Sadece Ahmet abi, bir tek o diyor. Ahmet abi abimin en yakın arkadaşı, evli ve 3 çocuğu var. Yurt dışında yaşıyor. Türkiye'ye gelmiş o zaman. O gün benim canım sıkkındı. O da gel seni gezdireyim dedi. Sonra beni eve götürdü. O gün pek iyi değildim. Biraz oturduk, güldük, şakalaştık. Sonra beni öpmeye başladı. İlerisini hatırlamıyorum. O zaman olmuş demek ki dedi. Yani Mine'nin bu tarz daha önceki yapılan görüşmelerde de yaptığı birkaç davranıştan ötürü davranışın hatırlamadığına dair zaten bizim bilgimiz vardı. O yüzden bu böyle bir cevap alınca, hani ben vaka yöneticisi olarak hiç şaşırdım mı? Şaşırmadım. Hekimimiz de şaşırmadı. Böyle olunca sosyal hizmet uzmanı, o gün farklı bir ilaç aldınız mı ya da kendi ilaçlarınızı düzenli içiyor musunuz? Onlarla ilgili yine sorulara devam eder. Burada Mine'ye o kendisine bu cinsel anlamda kullanan, tecavüz eden kişiyle ilgili sorular sormaya devam ediyoruz. Ona kızgın mısın? Tabii ki Mine bu durumdan dolayı ona kızgın olduğunu söylemleriyle belli ediyor. Biz burada çözüm odaklı yaklaşımdan giderken burada Mine'yi bir an olsun o kriz durumundan çıkartmak, çözüm odaklı, hani ne yapabiliriz, hani ne yapılabilir gibi görüşürken mucize bir soru. Biliyorsunuz çözüm odaklı müdahalenin en önemli sorularından birisi mucize soru. Ve burada mucize sorumuzu soruyoruz. Mine Hanım, farz edin ki bu gece uyurken bir mucize oldu. Şu anki bana anlattığınız problem bir şekilde çözüldü. Uykudan uyandın ve her şey düzeldi. Senin için bu mucize nedir diye sorduğumuzda
Tabii ki ninenin o anki cevabı, uyandığımda hamile değildim. Ahmet abiyle hiçbir ilişki yaşamadım. Ailevi sıkıntılarım yok. Annem babam bana kızgın değil. Eve gitmekten korkmuyordum. Her şey eskisi gibiydi. Mutluydum. Ha, Mine evinde çok mutlu muydu? O tartışılır. Ama genel olarak en azından aile ilişkileri içerisinde evde bir kriz durumu yoktu. En azından günlük yaşamını bir şekilde idame ettirebiliyordu. Bu soru ile Mine'nin ilgisini sıkıntılardan uzaklaştırarak problemin çözüldüğü bir gelecek düşlemesi üzerinde odaklanmasını sağlamaktır amaç. Burada tabii ki görüşürken krize müdahalede ve çözüm odaklı yaklaşımda ya da genelce sosyal hizmette danışanın, hastanın duygu ve hislerini keşfetmek çok önemli. Burada bizim görüşme yaparken algılamasını, bu olayların tekrar bizim geri dönüt vermemiz, çözüm odaklı yaklaşım üzerinden gidersek geri dönüt vermemiz çok önemli. Onu anladığımızı belirtmemiz burada hastaya çok önemli. Tabii ki burada bir de burada önemli olan sosyal hizmet uzmanı Mine'nin gebelik durumunu, gebelik süresince kalacak yer sorunu, doğum sonrası bebeğin durumunu, aile üyelerinin Mine'ye olan olumsuz tutum ve davranışlarıyla bu süreçte nasıl baş edebileceği konusunda alternatif yollar keşfetmeye başlar. Güçlü yanları, bizim için önemli olan tabii ki Mine'nin hasta da olsa ailesinin güçlü yanları, sosyal destek sistemi, çevresi, bunlar çok önemli. Bunları keşfetmek çok önemli. Buradaki Mine ile tabii ki yapılan konuşmanın içeriğine göre, görüşmenin içeriğinde şu an istenmeyen bir gebelik var, hamilelik durumu var. Bu çocuk doğduktan sonra Mine'ye bu çocukla ilgili düşüncelerini, nasıl, ne yapmamız gerektiği konusunda görüşmeler yapıyorum. Ve bu görüşme sonucunda hani Mine'nin zaten daha önce de bir kızının olduğunu ve bu kızına bakamadığı için ve ailesi de istemediği için kurum bakımına verdiğini zaten söylemişti. Ve aynı şekilde arkadaşlar yine Mine bu çocuğuyla da ilgili zaten istenmeyen bir gebelik ve bu bebeği istemediğini, ailesi de babasının da zaten durumu, tavrı net, o da istemiyor. O yüzden yine bebeği kurum bakımına vermek istediğinden bahsediyor. Burada ilerleyen süreçte ise bunlar biraz önceki söylediklerimin böyle söylemlere dökülmüş hali. Burada görüşme yaparken Mine ile kurumdayız. Mine ile bu görüşmelerimizi yaptık. Daha sonra Mine ile ara veriyoruz ve anne ve baba da aslında diğer odada, psikolog odasında. Onlar da orada biraz sakinleşmeye çalışıyorlar ve daha sonra ben onlarla görüşme yapmaya başlıyorum. Burada da tabii ki bizim sosyal hizmet uzmanı olarak, yani psikolog da olur, biz vaka yöneticisi olarak ben burada aileye şunu hatırlatmam gerekiyor. Bu hastanın şizofreni hastası olduğunu, hastalığın atak dönemlerinin olduğunu, ilaç uyumsuzluğunun olduğunu, ilaçlarını kullanmadığı zaman atakları oluyor ve bu dönemlerde ihmal ve istismara oldukça açık olduğunu ve Mine'nin sağlıklı düşünemediğin altını çizmeliyiz. Yani çizmemiz gerekiyor. Bunu aile, anne de, baba da. Çünkü bu olayda Mine'yi babanın direkt suçlayıcı bir tavrı var. Burada babanın bu tavrına karşılık Mine'nin bu hastalık belirtilerinin olduğunu ve bu dönemde ihmal ve istismar açık olduğunu, biraz önce söylediğim gibi, aynı şekilde bunun altını çizmeliyiz. Ailenin bunu anlamasını sağlamalıyız. Ama baba o kadar bu konuda katı ki maalesef baba ilk başta bunu anlamıyor. Çünkü gerçekten baba öfkeli, saldırgan, duygusal ve ruhsal anlamda böyle yük var yani gerçekten. Ve sözel ve fiziksel tepkiler veriyor baba. Bu konuda babanın biraz daha sakinleşmesini beklemek zorundayız. Aileyle bireysel görüşme yaptıktan sonra sosyal hizmet uzmanı hastanın intihar söylemlerini, daha önceki intihar girişimlerini hatırlatır. Yani burada kısacası aslında şöyle toparlarsam, sosyal hizmet uzmanı aileyle, anneyle, babayla görüştü. Anne baba şu an istemiyor. Bebeği baba dede kabul etmiyor. Yani dede diyorum. Çocuk doğduktan sonra asla görüşmek istediğini söylüyor.
istemediğini söylüyor ve anne ve baba kurumdan ayrılıyor. Tabii Mine bizim yanımızda kalıyor. Biz burada ne yapabiliriz? Mine'ye acil bir yer bulmalıyız. Mine ama şu an öncelikle aile yakınlarına da gitmek istemiyor. O durumda hemen kadın sığınma evleriyle ilgili sosyal hizmet uzmanlara, koordineci, havale edici, yani bir kurumlarla işbirliği, bir sürü sosyal hizmet uzmanının aktif rollerini. Burada aslında arkadaşlar şöyle bir şey var. Hangi alanda çalışırsak çalışalım ama özellikle ruh sağlığı alanında, çocuk ihmal ve istismarı alanında sosyal hizmet uzmanının becerisi, yetkinliği çok önemli gerçekten. Sosyal hizmet uzmanının iletişim becerisi, araştırma becerisi, mesleki becerisi çok önemli. Bunlarla birlikte çünkü vakaya biz şekil veriyoruz. Burada Mine'nin güçlü yanlarını biz ne yapıyoruz? Kim var? Her ne kadar baba ve anne, anne zaten sessiz ama Mine tabii ki gelse anne bir şey demeyecek. Ama babanın öfkesinden dolayı anne hiçbir şekilde bir yorum dahi çok fazla yapmıyor. Anne sadece çok üzgün. Diğer abisi ve ablası var. Ablasıyla iletişime geçmek isteyince ilk önce Mine bunu istemiyor. Ama daha sonra tabii ki mecbur geçmek zorunda kalıyoruz. Bir planlama yapıyoruz. Planlamada ne yapıyoruz? Sosyal hizmet uzmanı olarak hastanın gebelik süresince kalabileceği bir yer ayarlamalıyız. Cinsel istismarda bulunan kişi hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasını sağlamak. Şimdi bu da önemli. Kişi dışarıda geziyor. Bu olay yeni ortaya çıktı. Mine'nin doğacak bebeğini kimin bakıp bakmayacağı konusunu netleştirmek, duruma göre gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını, Mine'nin aile içi iletişim kalıplarının yeniden düzenlenmesi için Mine ve ailesiyle bireysel görüşmeler ve aile görüşmeleri yapmak, özellikle geleneksel aile yapısından gelen baskın bir kişilik özelliğine sahip baba ile aile tutumları. Baba ile çalışmak burada önemli. Yani bu bir kere iki kere olan bir şey, çalışmayla olabilecek değil. Bu babayla düzgün bir şekilde belirli haftada ya da ayda bir olmak üzere eğitim çalışmaları kesinlikle yapılmalı. Çünkü babanın bu konuda bakış açısı, baba ve anne ile aslında ikisiyle de görüşme yapılması gerekiyor. Grup çalışmalarının, aile görüşmelerinin yapılması planlanmıştır. Yapılması gerekir yani. Mine'nin tedavi uyumunu sağlamak, içgörü kazanmaları için psikoeğitim yer yapılmasının planlanması. Mine'de içgörü yok. Aslında babayla bu yaptığımız ailelerle görüşmelerde hem aile ilişki dinamikleri, beceri eğitimleri, hastalık içgörüsü, tedavi uyumu bunlarla ilgili ince 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 görüşmeler yapılması gerekmektedir. Müdahale aşamasına baktığımızda sosyal hizmet uzmanı burada buna benzer bir vakada gerçekten bu gerçek bir şey yani bu durum. Maalesef ruhsal hastaların, kadınların ya da erkeklerin kalabilecekleri bir şu an sistem yok. Yani kadın sığınma evine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile görüştüğüm zaman vakayla ilgili, buna benzer vakalarla ilgili ruhsal hasta olması nedeniyle sosyal hizmetler bunu kabul edemeyeceğini, böyle bir kalabilecek bir kurum olmadığını söylediler. Fakat daha sonraki yapılan görüşmelerde bu il müdürlüğü bünyesinde görüşme yaptım. Daha sonra bakanlık düzeyinde görüşme yaptığımda sadece işlerinden birisi evet bu hasta için kadın için ruhsal hastalığı vardır. Fakat toplum içerisinde kalmasında herhangi bir sıkıntı yoktur ibaresi olunca kadın konuk evine yerleştirilebilir gibisinden bir ifadede bulundular. Ama gerçekten bunu kurum doktorunuz, kurum hekimimizin yapmış olduğu yaptı. Daha sonra bunu tekrar arayıp söylediğimizde kesinlikle kadın konuk evleri yönetmeliğinde böyle bir madde olmadığını, o nedenle Mine'yi alamayacaklarını ifade ettiler. Bu da sistemsel anlamda ciddi bir sıkıntı. Yani şu an halen maalesef bu tarz hastalar için acil durumlarda, böyle durumlarda kalabilecek bir yer şu an yok. Yani benim bildiğim yok. Yeni bir sistem geldiyse onu bilemiyorum ama yok diye biliyorum. Burada müdahale kısmında tabii ki biz Mine'yi kadın sığınma evine yerleştiremiyoruz. O zaman ne yapacağız? Diğer çevresel kaynakları araştıracağız. Ne yapabiliriz? Onu düşüneceğiz. Burada Mine'nin tabii ki ilk akla gelen kim geliyor? Ablası geliyor. Ablasıyla görüşeceğiz. Ablayı kuruma davet ediyoruz. Ablayla birlikte
ablaya bu kriz durumundan bahsediyoruz, Mine'nin durumundan bahsediyoruz. Abla bu konuda tabii ki kardeşine yardımcı olmak istiyor. Bir evde enişte de var. Yani enişteden biraz çekiniyor abla ama yapacak bir şey yok. En azından abla Mine'nin bu kriz durumunu atlatana kadar kalmasını istiyor. Ama biz daha sonraki yaptığımız görüşmelerde Mine'nin babası Mine doğum yapana kadar yani o hamilelik sürecini falan asla görmek istemediğini söylüyor. Dolayısıyla biz de hem baba hem anne hem de Mine'nin ablasıyla yaptığımız görüşmelerde şöyle bir karar alıyoruz. Diyoruz ki tamam Mine doğumunu yapana kadar ablanın yanında kalacak. Doğumunu yaptıktan sonra Mine bebeğini kuruma teslim edecek. Baba ancak ondan sonra Mine'yi evine kabul ediyor. Bu görüşmelerde de bundan sonra da tabii ki öyle olduktan sonra Mine'yi kabul ediyor ama tabii bu süre içerisinde bir planlama yapmamız lazım. Hem ilaç tedavisi hem çocuk doğduktan sonra neler yapılacak bunlarla ilgili tek 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 görüşmelerin yapılması gerekiyor. Burada hem aile üyeleriyle hem de Mine ile hastamızla bireysel psikososyal destek görüşmeler yapılmıştır. Bir de tabii ki vakayı ilk başta anlatırken şeyi de söylemiştim. Biz babayla yaptığımız görüşmelerde baba Mine'yi baba aslında katı bir baba. Mine'yi hani kızı istiyor, seviyor ama çok öfkeli, geleneksel bir yapıda. Çevrene der şeyi çok fazla babada. Hatta babanın bu konuda sadece bizimle psikososyal destek değil, görüşme değil, bir psikiyatri hekimine gitmesiyle ilgili bir anlaşma sağlanıyor. Baba tabii ki ilk başta bunu kabul etmiyor ama daha sonra babayla bizim yaptığımız görüşmelerde babanın Mine'yi bir de Mine eve gittiği zaman ekonomik olarak bu konuda şey yapıyor baba. Mine'nin engelli aylığını alıyor. Baba Mine'ye vermiyor. Bunun nedenini araştırdığımızda, neden böyle bir şey yaptığında hani Mine'nin özellikle hastalık döneminde fazlaca harcamaların olduğunu, nasıl harcadığını bilmediğini ya da etrafındaki arkadaşlarına yani çok bonkör olduğunu, her şeyi dağıtması nedeniyle baba parasını elinden aldığını, o yüzden ona bir şey vermediğini ifade ediyor. Tabii ki Mine de bu durumdan rahatsız, o parasını almak istiyor. Burada tabii ki Mine doğum yaptıktan sonra ve TRSM'ye düzgün bir şekilde geldikten sonra şimdi onu söyleyeceğim. Bu konuda bir planlama yapıyoruz. Paranın paylaşımı, paranın Mine'ye verilen harçlık konusunda, babanın Mine'nin maddi ihtiyaçlarını karşılama konusunda bir bakım planı yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Hekim ve benim işbirliğimle, ben hekim ve hastayla birlikte bir plan hazırlıyoruz. Daha sonra müdahale aşamasında bakalım başka ne yapmışız? Ha, şu çok önemli, onu unutmayın. Mine'nin babasını da abisi de duyuyor, abisi de geliyor, abisiyle de görüşmelerimiz oluyor. Cinsel istismarda bulunan kişiyi hekimle birlikte biz bunu anlatıyoruz. Yani bu kişinin şüpheli olduğunu ve biz tabii ki ilk duyunca abi çok köpürüyor, baba çok öfkeleniyor. Ama bu konuda hani böyle kızmakla öfkelenmek haklılar. Ama bununla ilgili ilk işlerinin gidip Cumhuriyet Başsavcılığına gidip bununla şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmalarını söylüyoruz. Bu konuda da tabii ki aileyi bu konuda yönlendiriyoruz. Son değerlendirme, sonlandırma aşamasında da yaptığımız tüm çalışmaların genel sonucunda Mine dediğim gibi Mine bebeği istemiyor. Bebek doğana kadar ablasının yanında kalıyor. Ve bebek bunun için sosyal hizmet uzmanı olarak sosyal inceleme raporumu yazıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bebeğin durumunu hani doğduktan sonra evlat edindirilmesiyle ilgili bir paylaşımda bulunuyorum, bildirimde bulunuyorum. Cinsel istismara maruz kaldığını bildiriyorum. Daha sonra da Mine'nin düzenli tedavi takibinin yapılması için tedavi uyumunun ve sürdürülebilirliğine ilişkin bilgilendirme görüşmeleri yapıyoruz. Yani burada bizim önemli olan bu kadar kriz yaşandı, bu kadar sıkıntı yaşandı. Bizim Mine ve ailesiyle görüşmelerimizle düzenli bir şekilde kesinlikle sürdürmemiz gerekiyor. Gerek ev ziyaretleriyle gelmezlerse, gerek kuruma davet etme şeklinde grup çalışmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor.
Ve şöyle bir şey oluyor. Cumhuriyet Başsavcılığına aile gidiyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Savcılık yakalama kararı çıkartıyor. Fakat o dönemde bu kişi yurt dışına kaçıyor ve o dönem içerisinde bulunamıyor. İzleme aşamasına geldiğimiz zaman bu vaka zaten TRSM'nin toplum ruh sağlığı merkezinde olması nedeniyle izleme sürecini kolaylaştırıyor. Şimdi bizim sosyal hizmetlerde izleme sürecimiz, bu planlı müdahale süreci aşamasında bütün aşamaları tek tek yapabiliyoruz. Tanışma, önderliğinde uygulama, müdahale. Fakat izleme aşamasına geldiğimiz zaman kalıyoruz. Bir yerde tıkanıyoruz çünkü izleme aşamasında halen sistemsel sıkıntılarımız oluyor. Ama toplum ruh sağlığı merkezinde olmamız nedeniyle bu vaka kolay bir şekilde izleme aşamasına yapabiliyoruz. Bu vaka nasıl sonlandı? Mine'nin doğum yaptığı bir kız çocuğu oldu. Bunu biz sosyal hizmetlere verdik. Evlat edindirildi. Ve Mine babasının, ailesinin yanına döndü. Artık Mine yine toplum ruh sağlığı merkezine düzenli bir şekilde gelmeye başladı. Biraz önce bahsettiğim psikososyal eğitim, destek becerileri, hastalık uyumu, tedavisi, bununla ilgili görüşmelerimizi hemen bir sosyal hizmet uzmanı olarak burada ve vaka yöneticisi ve psikologlarla görüşerek bir grup terapi eğitimi başlatıyoruz. Bu tarz ailelere genel olarak hastalık uyumu, içgörüsü ya da işte nasıl davranılmalı, becerilerle, işlevsellikle ilgili görüşmeleri başlatıyoruz. Cinsel istismar bulunan şüpheli yurt dışına kaçtığı için bu vakada bulunamıyor. Biraz önce söylediğim gibi Mine'nin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya konusunda babayla bir anlaşma sağlanıyor. O bizim hani biz de hekim olarak hem hekimiz hem de ben Mine'yi takip edeceğiz. Bakın maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanacak. Hani bu şekilde en azından engelli ailenin Mine rahat kullanabilmesi açısından bu konuda bir anlaşma sağlanıyor. Ve Mine halen toplum ve ruh sağlığı merkezinde tedavi ve takip altında olup düzenli olarak TRSM'ye geliyor ve bu şekilde vakayı sonlandırıyoruz. Burada herkes orada değil mi? Buradaki analiz aşamasına geldiğini aslında ben sizlere sormak isterdim ama böyle anlatmaya devam ediyorum. Ne yaptık biz burada bir sosyal hizmet uzmanı olarak, vaka yöneticisi olarak? Burada dediğim gibi bütün sosyal hizmet uzmanının rollerini aslında bu vakada kullandık. Bu vaka biraz kompleks, karışık bir vakaydı. Hem şizofreni hastalığı var, hem cinsel istismara maruz kalıyor, hem ekonomik şiddete bir dönemde olsa Mine bu konuda maruz kalıyor. Aile içi ilişkilerde, aile içi dinamiklerde bir sıkıntı var. Bunun yeniden düzenlenmesi için bir karşılıklı işbirliği içerisine geçmemiz gerekiyor. Burada dediğim gibi sosyal hizmet uzmanı olarak mesleki iletişim becerisi, mesleki beceri çok önemli. Mesleki bilgi becerilerimizi ve değerlerimizi, etik çok önemli. Bunlar dahilinde sosyal hizmeti uzmanı gördüğünüz gibi hani krize müdahale yaklaşımını kullandım ve çözüm odaklı yaklaşım kullandım bir genelci çerçeve içerisinde. Ama hepsinde ne yaptım? Burada elim sosyal hizmet uzmanı olarak yansız, yargısız bir şekilde hastayı kabul ettim ve vakaya müdahalede bulundum. Ne yaptım? Kaynak buluşturucu, kolaylaştırıcı, eğitici, danışman, vaka üstüne, savunucu, Mine'yi savundum, koordineci, değiştirici. Bütün bunların, bütün rol ve becerilerimizi burada bu vakada kullandım. Kuramsal bilgi olarak baktığımızda krize müdahale yaklaşımı, çözüm odaklı yaklaşım, çevresi içerisinde birey, hak temelli yaklaşım, güçlendirme yaklaşımı, feminist yaklaşım, 6284 ailenin korunmasına dair kanun, yani Türk Medeni Kanunu. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hangi alanda çalışsak çalışalım. Şu an mesela ben çocuk hastanesindeyim dediğim gibi. İhmal ve istismar çocuk vakalarıyla çalışıyorum. Burada da 5395 yani kanunları bilmek durumundayım. Mesleki becerilerimi kullanmak durumundayım. Bunun için bir sizler arkadaşlar, çoğunluk sanırım son sınıf öğrenciler, kuramsal mevzuata hakim olmalıyız. Müdahaleyi nasıl kullanacağım, müdahale yöntemlerini kullanırken mesleki bilgimizi, becerimizi kullanmalıyız. Bu şekilde ancak etkili ve doğru bir müdahalede bulunabiliriz. Dediğim gibi krize müdahale yaklaşımında Robert ve Ottens'in 7 basamaklı krize müdahalesini kullandım. Çözüm odaklı yaklaşım.
Burada nedir çözüm odaklı yaklaşım? Belki başında söylemediğimi artık problemlere değil de bir an önce çözüme ulaşmak, nasıl bir çözüm bulmalıyız? Kriz durumlarında arkadaşlar şey önemli, hani bir an önce kriz durumunda atlatmak, kriz sürecini atlatmak, eski işlevselliğine geri döndürmeye çalışmalıyız, hızlı karar vermeliyiz. Bunlar çok önemli. Tekniklere baktığımız zaman ne daha iyi, baş etme, ölçü, istisna, bunlar çözüm odaklı yaklaşımın soruları ve varsayımları. Bu vakada analiz kısmına geldiğimiz zaman içgörü eksikliği ve ilaç uyumsuzluğu nedeniyle aktif psikotik belirtileri ortaya çıkan, cinsel istismara maruz kalan, yaşanan kriz sürecinin başlangıç aşamasında ailesinden yeterli sosyal desteği alamayan şizofrenik kadın hasta ve ailesiyle krize müdahale yaklaşımı, çözüm odaklı yaklaşım, genelci sosyal hizmet yaklaşımı doğrultusunda şizofrenik tanılı hastanın yararı gözetilerek bütüncül bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Yani şöyle geçeyim. Burada bizim için önemli olan neydi? Mine'nin güçlü yönleri neydi? İçgörüsünü arttırmakta, tedavi uyumunu arttırmakta, daha önceki becerilerini, var olan becerilerini daha da arttırmak, geliştirmekte. Kısa sürede problemlere değil çözümlere odaklandık ve en önemlisi sosyal hizmet uzmanı hastayı kabulü yüksüz, yansız, yargısız davranmasıyla başladı. Biz Mine'yi olduğu gibi kabul ettik. Müracaatçının olduğu yerden başlayarak hasta ve ailesinin krizin üstesinden gelme ve kriz durumlarıyla baş etme kapasitesinin geliştirilmesi için ve aile ilişkileri dinamiklerinin yeniden düzenlenmesi hedeflenmiş ve büyük bir oranda zaten istediğimiz şekilde bu olay çözümlenmiştir. Bu kadar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim.